Dünyadan bir haber var sırada. İsveç merkezli Detur'un iflas başvurusunun ardından Alanya'da tur operatörüyle çalışan otellerin zararının yaklaşık 2,5 milyon euro olduğunu söyleyen Altit Başkanı Burhan Sili, otelcilerin sağduyulu davranışları sayesinde bir skandal yaşanmadığını kaydetti. İsveç merkezli turizm acentesi Detur, operasyonlarını durdurduğunu, geçtiğimiz günlerde de iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Genel olarak İskandinav ülkelerinden misafirleri Türkiye'ye getiren firmayla çalışan Alanya'daki birçok otelde mağduriyet yaşadığını açıkladı. Otel işletmecileri mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla hukuki mücadele başlattı. Kısmi ödeme problemleri yaşamaya başladı. Bazı ödemelerin yapıldığı, bazılarının yapılmadığı gibi ödemelerde problemler çıktı. Biz öncelikle bunları inceledik. Daha sonra devam eden süreçte artık ödemelerin tamamen yapılmadığı, müşterilerin gönderildiği fakat ödemelerin yapılmadığı bilgisi geldi bize. Türkiye'de kurulan şirketin aslında şirketin sahibini değil, çalışanlar üzerine kurulmuş bir şirket olduğunu tespit ettik. Bu şirketin üzerine herhangi bir mal varlığı bulunmadığını da tespit ettik. Asıl ana şirket İsveç'te olduğu için müvekkillerimizle görüşerek bu firmanın mağdur ettiği turizmcilerle bir araya geldik. Kendilerine hukuki durum hakkında bilgi verdik. Daha sonra da kendilerinin belli başlı evrakları toparlamalarını istedik. Onları toparlayanlar hakkında da şu anda İsveç'te hukuki süreci başlattık. Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği Başkanı Burhan Sili ise önemli bir pazar temsilcisinin kaybedildiğini söyledi. Otellerden aldığımız bilgileri topladığımızda takribi 2-2,5 milyon euro gibi bir zarar söz konusu. Aslında İskandinav pazarı Alanya için son derece önemli. Çünkü İskandinav pazarı yani Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya bu ülkelerden Antalya'ya inen misafirlerin %90'ı Alanya otellerinde konaklıyor. Hem otellerimiz açısından hem esnaf açısından önemli bir pazarın bir temsilcisini ne yazık ki kaybettik bu süreçte. Sili, otelcilerin sağduyuları sayesinde bir skandal yaşanmadığını kaydetti. Buraya gelen, giriş yapmış olan ve hala hazırda o dönemde otellerinde kalan İskandinav misafirlerimizin odalardan çıkarılmaları ya da olumsuz bir harekette karşılaşmamaları noktasında bizim de gayretlerimizde otelcimiz de sağduyulu davrandı ve sonuçta İskandinav pazarında bir skandala dönüşmeden bu iş buradaki misafirler, Detur şirketinin misafirleri ülkelerine döndüler.